Herkese merhaba arkadaşlar. Record Your Story'nin yeni bölümünde. Aslında benim için farklı ve yeni tanıdığım birisiyle beraberiz. Nail ile beraberiz. Nail'e merhabalar, nasılsın? İyiyim Melih. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nail, bize kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Nerede doğdun? Nail, ben yaş konularını sevmiyorum ama senin hatırında 30 yaşındayım. Tamam. Boston'da yaşıyorum. 3 yıl önce Boston'a taşındık. Azerbaycanlıyım, evliyim, 4 çocuğum var. Evet, senin 4 çocuğun var. Kaç yaşlarındalar? Büyük kızım 8 yaşında, bu arada 3 kızım bir oğlum var. Büyük kızım 8 yaşında, ikinci 6, bir küçüğü 4, bir küçüğü 2,5 yaşında. 2 yıl var hepsinin arasında. Aynen. Öyle yani. Süper. Hangileri burada doğdu, burada büyüdüler? Aslında hepsi burada büyüyorlar şu an, son 2 yılda. Aynen. 2 yaş aralarında fark var. 6-4-2 yaşlarında geldiler buraya. 4. kızım burada doğuldu. Yani büyüyorlar. 3 yıl geçti. 3 yıldır buradayız bu arada. İngilizceleri nasıl şu an? Annelerinden daha iyi bence. Çocuklar çabuk kapıyor ya. Artık İngilizce anlaşıyorlar birbirleriyle. Babalarının İngilizce konuşmasını beğenmiyorlar. O derece. Ha, iyi bence. Çocuklar bayağı iyi ilerliyor. Okula başladılar mı? Burada okula gidiyorlar mı? Evet. 1 ile 2 okula gidiyor. Biri 3. sınıf, biri 1. sınıf. Çok seviyorum burada okudukları, dil öğrendikleri için. Bayağı iyi ilerliyorlar. Peki onlar ne düşünüyor? Buraya geldikleri için mutlular mı? Yoksa Azerbaycan'ı seviyorlar mı? Yani özlüyorlar mı? Büyük kızım buraya geldiğinde artık bazı şeyleri anlıyordu. O özlüyor, özlem çekiyor. Babaanne, anneanne diye. Ama küçükler burada gözlerini açtılar. Daha anladılar diyebilirim. Onlar gezmek için daha çok seviniyorlar. Böyle Aylin kadar, büyük kızımla da Aylin bu arada. O birşeylerden daha hassas bu konuda yani. Şöyle bir şey var, şimdi bu podcast'te senin aslında çocukluğundan falan bahsedeceğiz ama çocuklarının çocukluğu da bana ilginç geliyor. Çünkü evde aslında Azerbaycanice mi deniyor? Nasıl, ne diyoruz mesela sizin dilinizde? Azerbaycan dilinde. Azerbaycan dilinde konuşuluyor evde ama dışarıda da İngilizce ve bambaşka bir ortam var aslında. Dışarıda yabancı arkadaşları var mı? Aslında etrafımızda ya Türk ya Azeri arkadaşlarımız var. Bu arada ben de Türkçe konuşuyorum. Evet. Yani Türk arkadaşımız oldu mu dilimiz Türkçe'ye böyle yöneliyor. Onun için 3 yılın sonunda daha iyi konuşuyorlar İngilizce. Bu da etrafımızda arkadaşlarımızın ya Azeri ya Türk olmasından kaynaklanıyor bence. Sadece okulda İngilizce konuşuyorlardı. Geç öğrenmelerinin sebebi de buydu. Benim öğrenebilmememin sebebi de bu. Evet. 3 yıldır. Ama İngilizce artık son bir yıldır evde sadece İngilizce konuşuyorlar. İzin vermiyorum konuşmaya. Çünkü Azerice'yi unutuyorlar. Birbirlerine anlatamıyorlar dertlerini Azerice. Kötü bir şey bu da bizim için. Öyle yani. İngilizce iyi bunlar son bir yıldır. Azerice kötü yani. Peki senin baban ne iş yapıyordu? Annen ne iş yapıyordu? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Annem ev hanımı, anaokul öğretmeni okumuş bitirmiş ama çalışmadı ev hanımı. Babam polis. Polisti. Emekliye ayrıldı. 5-6 yıldır böyle. Peki bizim ülkemizde mesela polisler sürekli şehir değiştirirler. Tayinleri çıkar. Aynen. Sizde de var mıydı aynı durum? Yani Azerbaycan'ın kaç şehrini dolaştık babamla. Onun için farklı arkadaşlar, farklı çevre, farklı şehirler. Bayağı gezdik. Onun için Boston'a gelmek, Boston'da her yıl bir ev değişmek benim için bayağı normal geldi. Daha çabuk adapte oldum bence. Evet, bu mesela bana yine daha önceki kaydettiğim bölümlerde de kaydettiğim kişilerin genelde babaları memurdu. Yani işte o yüzden onlar da hep şehir değiştiriyorlardı. Ve ben onu hep garip bulurum. Çünkü ben evet okul falan değiştirdim ama hep aynı şehirde değiştirdim. O yüzden çok fazla bunun artısını eksisini yaşayamadım mesela. Ama onlar çok yaşamışlar. Çok şehir değiştirdikleri için mesela uzun süreli arkadaşlıkları, sıkı arkadaşlık bağları falan yok. Senin nasıldı? Bizim evimiz doğduğum şehirde olduğu için dönüp dolaşıp aynı şehire dönüp geliyordu. Ve yani bir şehir değiştikçe doğduğumuz, yaşadığımız şehri de bırakıp bir temelli gitmiyorduk. Sadece işi dolayısıyla 2 yıllık, 1,5 yıllık falan böyle gidiyorduk. Ama yine de arkadaşlardan kopuyorsun, çevreden kopuyorsun, akrabalardan kopuyorsun. Okumana da bir eksi ya da artı bir şey oluyor, bunların tesirleri oluyor. Ama 6-8 yılın sonunda yine doğduğum şehire döndüm. Yine arkadaşlarım aynıydı. Ama yorucu oluyor. Küçük yaşta bir de gezince biraz yorucu oluyor yani benim için. Peki sana çocukluğun dediğimde kaçlı yaşların aklına geliyor? İlk hangi anı aklına geldi mesela? Yine babama memur olup başka şehirlerde okuduğum herhalde onlar aklıma geliyor. Kaçlı yaşlardı? 6. sınıf falan. 14-15 yaşlarım. 14-15 yaşlarım.
Mesela ilk aklına gelen anı neydi? Kız kardeşimle okula gittiğimiz anılar, oradan kendimizin kendi başımıza ilk taşındığımız evden kendi başımıza gidip kendi başımıza dönmemiz bizim için böyle büyük bir işti. Tanımadığımız şehre taşınmışız, kendimiz gidiyoruz geliyoruz böyle. Ama onlar hatırıma geliyor. Peki şimdi, oradaki okullara bizim mesela eskiden, şu anda değişti gerçi de, tek tip önlük tarzı şeyler vardı böyle. Hı. Tek tip önlük giyerdik. Sizde nasıl şu an? Şu an ya da geçmişte. O zamanlar nasıldı? Bizim okulu bitireceğimiz seneye yakın bizde de öyle üniforma mı diyorsunuz? Hı hı. Onlara geçtiler. Bir iki yıl giyindim bence böyle. Güzeldi. Herkes aynı giyiniyordu. Şimdi de aynı öyle. Devlet okullarında da kendi üniformamız var. Özel okullarımızda da var. İlk zamanlar nasıldı ki senin okulda? Herkes istediği gibi mi gidiyordu? Mesela jeansle gelen vardı. Kot pantolonla. Kot pantolon aynı. Etekle gelen vardı. Öğretmen tarafından seviliyordu, sevilmiyordu böyle. Herkes aynı giyince. O birazcık eşitlendi değil mi? Eşitlendi. Evet, bu durumu biz yine Özen ablaya da konuşmuştuk. Aha. Gerçekten böyle bir insanların seviye maddi durumunu belli eden bir durum zaten oluyor. Aynen. O konuyla ilgili o karar verildi bizde de. Şimdi mesela çocuklar ailen okula gitmesine yakın buraya biz taşındık. Orada üniforma falan vardı. Her çocuk da onu görüyordu. Buraya geldik. Burada öyle bir sıkıntı yok ya. Ailen için ilk garipti yani. Cimle, pantolonla falan okula gitmek. Burada daha rahat çocuklar. Evet, kesinlikle. Bir de yani buradakilerin şey derdi yok ya. Herkes aynı görünsün, işte seviye farkı olmasın. Pijamayla bile okula girebilir. Evet, aksine bunlar istiyorlar aslında. O seviye farkı olsun falan yani. Hani doğru. İsteyen istediğini giysin kafası var. Doğru. Peki sen liseyi, ilkokulu ayrı şehirlerde mi okudun? Ya öyle sayılır. 4. sınıfa kadar farklı, 8. sınıfa kadar farklı, 8'den 11'e kadar farklı. 3-4 okul değişmişimdir. Peki oradaki okul sistemi nasıl? Kaç yıl kaç yıl okuyorsunuz? 11. sınıfa kadar okuyoruz. 4. sınıfa kadar anaokulu, ilkokul diyorsunuz. 5'ten 11'e kadar da ortaokul diyoruz. Ortaokul, aynen. Lise de onun içinde mi oluyor değil mi sizde? Evet. 11'i bitirdin mi sınav veriyorsun üniversite için. Zorlayıcı 10. 11. sınıf oluyor bizim için. Evet, benim Türkiye'de üniversite okurken bir tane Azerbaycan'dan arkadaşım vardı. Onun yaşı mesela benden küçük olmasına rağmen benimle beraber başlayabilmişti. Çünkü sizde 11 yıl olduğu için işte. 12 yıl mı sizde? Bizde 12 yıl. Bizde 12 olduğu için biz aynı sene okumuştuk ama benden küçüktü. Bizde evet. 11 yıl. Daha iyi, bir yıl erken bitiriyor. Bence de daha iyi ya. Bizde şu anda ben mesela üniversitede, lisede gördüğüm matematik konularını şu anda üniversitede burada görüyorum mesela tekrardan. Doğru. Yani Türkiye'de öyle. Aslında o üniversite müfredatını da veriyorlar sana son senede özellikle. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Bizde ders şeyleri çok ağır basıyor, çocukları çok yoruyor. Kesinlikle. İlkokul bile öyle yani şimdi. Peki o yıllarda, çocukluk yıllarında Azerbaycan'da çocukluk zamanlarını en çok neye ayırıyordun? Ne yapıyordunuz? Oyun oynuyorduk. Her kızı şanlıyor. Çocuğun yaptığı gibi. Nasıl oyunlarınız vardı? Mesela çocukluğumda öğretmen olmak istiyordum. Öğretmencilik. Öğretmencilik oynuyorduk. Babamla gezmeyi çok seviyorduk. Gezmeklere falan gidiyorduk. Yeni şehir olduğu için yeni yerler keşfediyorduk kendi aramızda. Başka? Azerbaycan'da komşuluk ilişkileri. İyi. Öyle komşularla aramız iyiydi. Komşu çocuklarıyla oynamamız benim aklımda güzel bir yerde. Mesela ne oyun oynuyordunuz komşu çocuklarıyla? Mesela bizde, bilmiyorum isimleri de aynı mı onu da bilmiyorum ama büyük ihtimalle anımsatır sana. İşte saklambaç bizde çok... Cidambaç. Evet, çok şey bir yer kaplar yani. Çok fazla oynardık. Geceleri her akşam bizde bir sokakta böyle bütün sokağın çocukları saklambaç oynanırdı. Bizde de gizlengaç vardı. Yani biri kaçıyordu, biri gizleniyordu. Bulması lazım. Evet, evet. Ondan sonra sizde galiba, yanlış bilmiyorsam, yakar top. Yakar top var. Bizde o ortada kalma diyorlar. Böyle 3 kişiyle oynanıyor. Ondan sonra onları oynuyorduk. Sonuncu taşındığımız şehirde köpeğimiz vardı. Biz hayvanları çok seviyoruz. Çocuklarım da şimdi çok seviyor. Bu da beni mutlu ediyor. Köpeğimizle çok güzel oynuyorduk. O aklımda güzel bir yerde kaldı. Öyle yani. Güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Kötü hatırlayacağım bir anım yok. Peki gençlerin alkol içmeye başladığı yaşlar mesela hangi yaşlar oluyor orada? İçmediğim için bilmiyorum. Evet, doğru, sen içmiyorsun aslında. Ama etrafındakiler mesela lise yıllarında içmeye başlamışlar mıydı? Ya benim okuduğum yıllarda okul farklıydı. Yani üniversite hayatımda da yani etrafım farklıydı. Onun için ben görmedim. Yalan söyleyemem.
O inek mi diyorlar, okulda bir inektim. Ama herhalde şimdi sorarsan, şimdi Azerbaycan'da 7. 8. sınıf çocukları sigara bile içiyor yani. Çok kötü bir durumda. İçkiyi falan şimdi içiyorlar. O zaman da mesela sınıf arkadaşlarımdan birinin içki içtiğini veya sigara içtiğini hiç görmedim. Hiç görmedim. Hadi ya. 11. sınıfa kadar hiçbir arkadaşım içmiyordu. Bir de üniversite yılında hatırlıyorum, bir üniversite arkadaşım vardı ilk senemde. Sigara içtiğini gördüm. O kadar hepimiz şaşırmıştık ki. Yani orada böyle birinin yanında sigara falan içmesi bize çok garip geliyordu. Çünkü hiçbir arkadaşımız içmiyordu falan böyle. Yani ben görmedim yani. Herhalde ben görmemişim de. Peki o zamanlar gelecek hakkındaki düşünceleriniz neydi? Mesela Kürşat abinin bu konudaki yani en güzel cevap bence o vermişti. Demişti ki bizim zamanımızda 2000 yılında bir milenyum böyle uçan arabalar falan olacağını düşünüyorduk. Aynen. Gibi bir durum vardı demişti. Siz nasıl düşünüyordunuz? Geleceğin nasıl olacağını düşünüyordunuz? Zaten öyle bir çizgi film vardı uçan arabalarla. Öyle bir şey olmaz ama uçan arabalar da görecek miyiz falan böyle düşünüyorduk. Yani görüyoruz yavaş yavaş. Yani ben de aynen uçan arabalara çok meraklı geliyordu bize. Ya çok hayal dünyasında da yaşayan çocuk da olmadım aslında. Öğretmen olmayı isteyen, doktor olmayı isteyen sade bir çocuktum yani. İkisi de olamadım, o ayrı konu da. Üniversite okumuş muydun? Evet, okudum. Ne okudun üniversitede? Mühendislik okudum. Ne mühendisliği? Gaz, sizde ne? Ha, petrolüyüm. Aynen. Tamam, petrol. Anladım. Yani petrolle ilgili. Ne mühendisliği geçiyor? Ne diye geçiyordu ya? Petrol mühendisliği? Ne diye geçiyor? Öyle bir mühendislik var da hatırlayamadım. Ben onu Azerice söylesem hiç anlamayacaksın. Söylesene. Neft gaz gruplar mühendisliği değil. Hiç anlamazsın. Değiller. Aynen. Gaz. Ne mühendisliğiydi ya? Şu an çok aklıma takıldı. Unuttum ama. Bizde de var ama ya. Hatta burada yine Boston'da bir Türk var. O mühendisliği yapmış. Ha. Türkiye'de gelmiş bir Türk de tanıyorum ama şu an niyeyse aklıma gelmedi birden. Peki yaptın mı hiç işini? Yok, yapmadım. Birinci kursta nişanlandım. Çalışmadım. Buraya geldikten sonra da o dil okumaya çok adapte oldum. Ondan sonra herhalde okuduğum işle ilgili çalışmam herhalde diye düşünüyorum. Burada daha zorlayabilir beni. Dil yani daha çok zorluyor diyebilirim. Evet ya. Şimdilik dile odaklandım. Aynen. Peki birinci üniversitenin birinci yılında nişanlandın. Evet. Sonra ne zaman evlendiniz? İkinci senemde evlendik. 2012 yılında evlendik. Şöyle söyleyeyim. 2014 yılında da kızım oldu. Okulu bırakmış mıydın yoksa devam ediyor muydun? Yok, devam ettim tabii ki, bitirdim. Yarım bıraktım. Bitirdin yani. Bitirdim. Süper. 4 ya. Yıl. Sonra çocukların oldu ve çocukların olduktan sonra ne hissettin ya? Nasıl bir duygu? Yani o kadar büyümemiştim bence. Çocuklarla birlikte büyüyoruz, birlikte keşfediyoruz. Çocuklarla büyüme hoşuma gidiyor. Kızımla hem kardeş hem anne gibi büyüyorum. Akıllı oldukları için daha da böyle iyi yani. Evet, daha ben tanışmadım çocuklarını ama çok akıllı olduklarını duydum. İnşallah tanışırsın. İyi yani, annelik güzel. Annelik güzel. Annelik güzel. Yorucam o güzel. Evet yani ben şu an mesela ben de 24 yaşındayım. Ben hala büyüdüğümü düşünmüyorum. Bence de 30 yaşım var ama büyüdüğümü düşünmüyorum. Evet yani ben de büyüdüğümü düşünmüyorum. Bir çocuğum falan olsa böyle, evet ya çocuğum olsa bilmiyorum. Tabii ki de bakarım, çocuk büyütüyor ama zaten. Hem büyüyor hem seni büyütüyor. Evet ama yani daha da yaşamadığım çok şey olduğunu düşünüyorum yani. Bence de öyle. Değil mi? Bir de Amerika'da. Bence de öyle. Ya o yüzden evlendikten sonra da gerçekten sen de böyle onunla beraber büyümüşsündür yani. Mecbur ben de öyle oluyorsun. Yani. Şu an olsa öyle bir şey. Gerçi onunla beraber büyürüm. Çünkü dediğim gibi hala yapmadığım şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben çocuklarım var ve kendimle ilgili yine öyle düşünüyorum yani. Peki ne zaman ben yani böyle şey hissettim mi? Ya hayatım değişti, böyle bir anne oldum, büyüdüm. Hani bir farkındalık yarattı mı? Bir o anı hatırlıyor musun? Yok. Zaman hala da olmadı. Yani hala da anlamadım. Sadece çocuklar o kadar hızlı büyüyor ki büyük kızıma baktığımda artık benim kadar olmuş diyorum. Nasıl geçti yıllar diyorum mesela. Büyüdüm mü? Bence büyümedim yani. Hala büyümüş sayılmıyorum. Çünkü çocuklarla bir parka gittiğimde onlar gibi eğleniyorum yani. Peki yani mesela buradan şey söyleyeceğim. Çizgi filmleriniz falan neler vardı? Neler izliyordun çocukken? Ve hala çocuklarını da izliyorsun da şimdi çocuklarla oynuyorum falan deyince aklıma geldi. Sırlarımı atıyorsun benim.
Tom Jerry vardı, izliyorduk. Yine var tabii ki. Bir çizgi filmim vardı, en favorite. Ay Savaşçısı diyorlardı. TRT'den gidiyordu o zamanlar. Türkçeyi o zaman öğrenmiştik biz. Siz TRT'yi izleyebiliyordunuz orada. Kanal D'yi izliyorduk, TRT'yi izliyorduk. Biz Türkçeyi çocukluğumuzdan biliyoruz yani. Ha. Ay Savaşçısı 15 dakika gidiyordu. 15 dakikada annem babam bize ne iş verse hepsini yapıyorduk o 15 dakika için. Çok seviyorduk o çizgi filmleri. Başka Türkçe, Cedric falan vardı galiba. Yani onları hatırlıyorum. Çok vardır da şimdi onları hatırlıyorum, aklıma geliyor. Yani bir de çoğu da Türkçe olan çizgi filmler. Tabii başka ülkelerin çizgi filmleridir ama Türkçe dinliyorduk, bakıyorduk. Azerbaycan dilinde var mıydı peki? Vardı evet. Onları da ismini unuttum. Unuttum isimlerini. Ama vardı, Azerbaycan'da da bakıyorduk. Sinema falan nasıldı? Gidiyor muydun sinemaya falan? Film izleme kültürü nasıldı? Valla sinemaya gitmiyorduk ama evimizde küçük bir sinemamız vardı. Babam her akşam geldiğinde elinde CD'leriyle gelirdi. Babam her akşam bizim sinema gecelerimiz olurdu. 100'e yakın ya. CD'miz vardı mesela. Her yeni çıkan filmleri biz izlerdik. Her akşam geldiğinde elinde 2-3 tane yeni film vardı. Biz onu haftaya bölüyorduk böyle. Çok, onun için çok seviyorum yeni filmleri izlemeyi falan. Süpermiş ya, babanın öyle CD'leri falan alıp gelmesi yani. Güzel. Peki hatırladığın bir film var mı? Çok var. O zamanlar izledim. Hmm. Rusçasını biliyorum. Pila diye bir film vardı. Testere Türkçesi. Aa evet. Testere'nin 5-6 bölümü vardır. Biz onun 3'ünü 4'ünü izlemişizdir herhalde. Çocuk zamanımız. 6-7'si var galiba. Aynen. Onları izliyorduk mesela. Evet, o zamanlar o çok popülerdi ya. Yani ben de çocuktum. Ben çocukken işte ablamlar falan izliyor diye, ablamlar izliyorlar. Çok, ben de izliyordum. Çocuklu filmlerdi yani. Dehşetli evet. Bir filmdi. Evet. O zamanın korku filmi oydu yani. En ünlüsü oydu. Doğru. Yani bayağı bir film izledik yani, şimdi aklıma gelmiyor ama. Peki Rusça da biliyor musun? Rusça İngilizceden daha beter. Hadi ya. Evet, ama mecbur dilimizde olan Rus sözleri var ama. Kelimeler, sözler var değil mi? İstemsiz evet. Konuşuyoruz, sözlerimiz arasında gidiyor. Ama Rusça bilmiyorum. Rusça film falan izlemiyordunuz yani. Sadece mecbur Rusça izliyorduk. Babam Rusça biliyor. Babam izliyordu. Bize tercüme ediyordu orada. Hadi ya. Zaten filmleri Rusça alıp geliyordu. Biz Rusça izliyorduk ama işte o tercüme ediyordu bizim için filmleri. He. O kadar film seviyorduk ki Rusça'ya bile razıydık yani. İnanılmaz ya. Aslında o yıllarda hani Türkçe, gerçi Türkçe'de çok benzer kelime olduğu için daha çabuk anlayıp öğrenebilirsin. Mesela biz Türkçe'yi biz anlıyorduk. Babam anlamıyordu, Türkçe anlamıyordu. Rusça konuşabiliyordu, Türkçe'yi anlamıyordu. Hadi ya. Türk o kanalları, da garip aslında. Hı-hı. Türk kanalları izlemiyorlardı çünkü. Sadece Azerbaycan kanalları. Türkçe'yi biz izliyorduk. Annem izliyordu. Annem anlıyordu mesela. Babam anlamıyordu. Peki şu anda şöyle bir durum da var. Bizim son zamanlardaki diziler çok satıyor sizlere. Şimdi de. Evet, şimdi ona şey yapıyorum, oraya geleyim. Ya inanılmaz satıyor yani. Ve bizim bana tarih sormamalıyım. Bana Türk dizileri sor. Ya ben gerçekten burada kiminle tanışsam herkes dizilerden öğrenmiş Türkçeyi. Yani çok fazla dizilerden Türkçe öğrenen var. Sadece Azerbaycan'da değil. Rus'u var öğrenen, Azerbaycan'dan var, Özbekistan'dan var. Kazakistan'dan var, Latin Amerika'dan var, aşağıdan Güney Amerika'dan var. Güney Amerika'da da inanılmaz popüler bizim şeyler, diziler. Zaten bir Aşk-ı Memnu dediysen orada bitiyor, herkes biliyor yani. Yani öyle. Burada da bir başıma bir şey gelmişti. Bir kasada bir film, dizi mi açmıştım elimde, telefon mu vardı, bir şey vardı. Yoksa telefonda konuşuyordum. Kasada olan kadın "Nerelisin?" dedi. Ben de "Türk'üm" dedim. Çünkü Azerbaycan dediğinde "Neresi?" diyorlar. Ben Türkiye dediğimde yine tanıyanlar oluyor veya bir komşuyuz falan diyorum. Böyle tanıyorlar. Türk aktörlerden Kıvanç Tatlıtuğ tanıdı. Behlül'ü biliyorum dedi. Behlül deyince işte Gümüş dizisi vardı. Gümüş'ten işte isimler söyledi falan. Ben şok. Cidden resmin, Gümüş insanlar açtım. Çok eski evet, ya. Evet, o dedi. Baktım dedi. Ama ben şok yani. Dili bilmiyorlar ama dizinin adını biliyorlar. Oyuncuların adını biliyorlar falan. Evet ya. Yani o zaman çok şok olmuştum. Peki evet. Sen hiç Türkiye'de yaşadın mı? Türkiye'ye gitmiş miydin? Gittiğim oldu. 2 sefer gittim ama yaşamadım yani. Bulunduğum oldu, Rize'ye, Trabzon'a gittim. Bir de İstanbul'da oldum. Seviyorum Türkiye'yi. Peki sevdiğin şey ne mesela Türkiye'de? Farklı gördüğün, farklı bulduğun şey neydi? İnsanlarını seviyorum zaten, kardeşiz. Yemeklerini çok seviyorum. Tatlılarını çok seviyorum. Tatlı kısmında bir... Duracaksın. Duracağız evet. Yani midyesini çok seviyorum.
Midye dolma gerçekten. Şey, Azerbaycan'da var mı? Yok. Ben başka hiçbir yerde de duymadım, görmedim yani. Sadece yok. Bizde var galiba. Bir de sanırım Moldovalı bir arkadaşım vardı. Hmm. Onlarda da var galiba. Biraz yukarıda. Ama onun dışında yani kimse de yok. Yok yok. Kokoreçi çok seviyorum. Ya şaka yapıyorsun ya. Ben var ya kokoreçin hastasıyım ya. Çok seviyorum. İlk orada yedim zaten ve çok seviyorum. Bizde kokoreç yok ama bağırsaktan böyle kebap falan yapıyorlar. Ama döner gibi yok. Ondan sonra zaten balık çok seviyorum. Balık ekmek hayal kırıklığı oldu İstanbul'da ama yine de seviyorum. Evet, onu artık şey yapmıyorlar ya. Hmm. Önermiyorlar İstanbul'da artık. Hı-hı. Çünkü balıklar hem bayat Marmara'da oluyor. Güzel değil. Evet, bayat oluyor. Hı-hı, aynen. Öyle yani İstanbul had olarak yemekler, bizim kültürle üst üste düşüyor demek olur. Ben sizin yemek kültürünüze de hayran kaldım ya. İnanılmaz çeşit, inanılmaz güzel yemekleriniz var. Et yemekleriniz özellikle. İşte onun için biz de Türkiye'ye gittik mi aç kalmıyoruz zaten. Türkiye'ye gittik mi yiyoruz hem de. Çok seviyorum. Yani bütün arkadaşlarım gidenler falan da herkes seviyor yani. Kilo alıp dönüyoruz Meli. Öyle yani. Peki Amerika, Türkiye ve Azerbaycan'la böyle karşılaştıracak olsan ne dikkatini çekiyor? Ne açıdan? Ne açıdan? Sosyal açıdan, insanlar açısından. Bence bizim ülkelerimiz daha insanlar daha sıcakkanlı, daha merhametli. Ya burada merhamet deyince şöyle bir olay olmuştu. Ya gerçekten inanılmaz yani. Bizim orada kesinlikle böyle bir şey olmaz. Benim başıma gelmedi, bir arkadaşımın başına gelmiş. Ben de ondan dinledim. Yolda giderlerken bir tane yaşlı bir tane kadın kayıyor ve düşüyor. Ondan sonra başını vuruyor. Başı bayağı böyle şiş, kanıyor muymuş hatta, tam emin değilim o kadar ayrıntıdan. Ama kadın kendinde değil yani. Hani konuşamıyor, hiçbir şey söyleyemiyor. Başına hemen işte böyle benim arkadaşlarım, bir de 2-3 tane de yabancı insan böyle toplaşmışlar hani kaldırmak için falan. Sonra arkadaşlarım demiş ki ambulansı aradınız mı? Kimse ses çıkarmamış. Arkadaşlar ambulansı aradınız mı? Ambulansı arayacağım demişler. Ondan sonra bir tanesi gidelim gidelim demiş şeyine, kız arkadaşına. Ondan sonra aradınız mı arkadaş, ona göre arayacağım falan diye tekrar şey yapınca, ambulansı ararsan eğer sigortası parası yoksa sen ödüyorsun ambulansın parasını deyip ambulansı aramamışlar. Halbuki öyle bir şey de yok yani. Hani ambulansı ara, yani alsana götürsün. Şey hani, diyorlar ya, insanlık ölmüş. Evet yani hani bunu o kadar çok düşünüyorlar ki çıkar konusunda, hani ambulansı ödeme ihtimalini düşünüp ambulans çağırmıyor, insan orada ölecek yani orada. Kafasını vurmuş yere yani. Ya çok kötü. Ben işte bir onu burada çocuklarımla ilgili biraz endişeliyim. Aynen. Endişeliyim. Çocuklara onu daha iyi anlatmaya çalışıyorum. Bizim ülkede ve eminim ki sizin ülkede de aynı yani, çocuk bile düşse ya senden büyük, yaşlıdan bile düşse. Küçük bir misal söyleyeyim. Mesela arabaya bir kaza yapıyorsun. Yolda tanımadığın birisi olsa bile 10-15 tane araba yanından geçerken duruyor, bakıyor yardıma ihtiyacı falan var mı? Burada öyle bir iznin yok yani, polis bile izin vermesen orada durman için. Evet. Yoldayken kazaya gördüyse arayıp polise söylüyorsun. Bazıları hiç söylemiyor bile. Bizde ama polis izin verse de vermese de herkes duruyor, yardım ediyor, polis gelene kadar ambulansa koyuyor, gönderiyor falan. Yani öyle şeylerde çok farklı ülkeler burayla kıyasla. Kesinlikle ya. Bir de bizim ülkede mesela çocuk kısmında da ya hangisi doğru aslında emin değilim ama çocuğu mesela ben çok severim çocuk mesela ve yabancı bir birisinin çocuğunu görsem bile böyle bir şirinlik yapayım hani, bir seveyim, bir şey olduysa hani izin almadan dokunmam kesinlikle ama yine böyle bir şirinlik yaparsın yani. Burada bir çocuğa duruyorsun onu. Burada bir yani şeyleri, annesi babası sana öyle bir bakıyor ki sadece çocuğa bakıyorsun diye. Sana öyle bir bakıyorlar ki böyle suçlu hissediyorsun, kafayı aynen çevirip devam çok ediyorsun doğru yani. Çok doğru. Sadece gülümseyebiliyorsun. Gülümsediğinde bile tedirgin oluyorsun. Tedirgin oluyorsun. Evet yani ne diyeceklerine bir tepkin verecek. Çünkü öyle bakıyorlar yani. Hı-hı. Senin gülümsemene bile bir şey arıyorlar altında. Çünkü sen onu yanlış, biz ülkemizde bunu yanlış bir şey olarak büyümedik. Evet. Yani bizi de sevdiler, biz de çocuk sevdik. Burada her şeyi yapmadan önce bir tartıyorsun. Burada nasıl insanlar kabul ediyor onu diye. Zor yani. Ben evet zorlanıyorum çocuk kısmında. En çok çocuklar kısmında çok zorlanıyorum. Beni çok zorluyor. Değil mi? Hı-hı. Kesinlikle ya. Yani dediğim gibi bu buranın bu soğukluğu birazcık bize yani kesinlikle çok ters zaten. Hı-hı. Bir komşuluk falan filan gibi bir şey hiç yok zaten. Yok. Yani. Zaten komşularımız ya Türk ya Azerbaycan. O kadar. Selam verdiğin hepsi var da. Evet. Amerikalıyla da selamlaşıyorsun ama kapının sadece selam yani. Yani kapından giren ya Türk ya Azeri bizde. Ya şöyle, yine buradan ev alan bir arkadaşlarım vardı işte, onlar yerleştiler. Onların komşusu mesela yemek yapmışlar ve işte yeni taşındıkları için oraya gitmişler, yemek götürmüşler böyle.
hani şey diyor, kadın almak istemedi yemeği baştan falan böyle dedi diyor. Sonradan diyor ben anlattım bunun iyi bir şey olduğunu diyor. Biz böyle yaparız diye anlatmış. Kadın ondan sonra yemeği almış. Hani Allah razı olsun deseymiş. Hani yemek getirmiş ne olabilir ki yani, ama onu bile almıyorlar. Farklı işte, kültürler farklı, onlar farklı, biz farklıyız. Biz farklıyız ya kesinlikle yani. Hayata bakış açımız da farklı, insanlara bakış açımız da farklı. Farklı olduğu için. Evet, kesinlikle. Peki şu anda küçüklüğünle karşılaşacak olsan, hı hı, ona ne söylemek isterdin? Çok şey söylemek isterdim ama. Dinleriz, buyur. Mesela okuyup bitirip çalışmak isterdim. Çok... Mesleğinle ilgili bir iş yapmak isterdim. Aynen. Çalışıp ondan sonra beyin olarak, ruh olarak büyüdükten sonra evlilik, çocuk düşünmek isterdim. Hı hı. Çünkü zorlanıyorsun. Bu kadar saf olmamak isterdim. İmana da saf değil zaten. O kadar çok şey söylemek isterdim de yani, o kadar aklıma geldim. Ben çok teşekkür ediyorum sana Nail'e. Süper bir bölüm oldu. Gerçekten. Heyecandan yani... yanlışlarım olduysa. Yok, bence hiçbir yanlış olmadı ve çok seveceğine ben eminim bu bölümünde. Teşekkür ederim. Nail'e gerçekten hani bu bölümü yapalım diye o kadar çok ikna etmeye çalıştık ki. Ama bence bir süper oldu. Çok iyi konuştum. Ben yani hiç takılmadık, hiçbir şey olmadı. Bence bayağı vardır. Azerbaycanlı arkadaşlarımı dinlersen bayağı yanlış bulurlar. Olsun. Bence süper bir bölüm oldu. Çok teşekkürler. Ben görüşmek teşekkür üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.